Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda dördüncü denememizin çözümlerini yapacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Bir zeytinyağı fabrikası çiftçiler tarafından getirilen zeytinlerin yağlarını aşağıdaki şartlara göre çıkartmaktadır. Çıkartılan yağın %20'sini işin bedeli olarak fabrika almaktadır. Fabrika yağları sadece 15'er kiloluk teneke kutulara koymakta, artan yağı çiftçiler kendi kaplarıyla götürmektedir. 5 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı çıkmaktadır. 3 çiftçi 2-3-4 oranında olmak üzere toplam 1800 kilogram zeytini yağını çıkartmak üzere fabrikaya getiriyor. Buna göre fabrika bu çiftçilere 15'er kiloluk toplam kaç tane yağ tenekesi teslim etmiştir. Arkadaşlar 5 kilo zeytinden 1 kilogram zeytinyağı çıkıyor. O zaman 1800 kilogram zeytinden ne kadar zeytinyağı çıkar? Önce bunu bulalım. 1800 bölü 5 diyoruz. Bu da bize 360 kilo zeytinyağını veriyor. İşte bu toplam zeytinyağının %20'sini fabrika bedel olarak almakta. İşçilere ne kadarını verecek? %80'ini. İşçilere verilen yağ miktarını hesaplayalım. Buradan 288 kilo zeytinyağı gelir arkadaşlar. İşte buradaki zeytinyağı aynı oranda işçilere verilecek. Bir işçi işte 2K kadar, diğeri 3K, diğeri de 4K kadar. Ve buraya 288 dediğimde 9K eşittir 288 ve K'yı 32 olarak buluruz. Her bir çiftçinin aldığı zeytinyağı miktarını buluyoruz arkadaşlar. 2 çarpı 32 64 3 çarpı 32 96, 4 çarpı 32, 128 kilo olur. 1 teneke 15 kilo zeytinyağına eşit. O zaman burada her bir miktarı 15'e bölerek kaç teneke ettiğini bulmaya çalışalım. Bakın 4 kere arkadaşlar 4 çarpı 15 60 eder. 96 bölü 15 diyorum. 6 kere 6 çarpı 15 90 eder. 128 bölü 15 diyorum. Bu da 8 kere 8 çarpı 15 120 eder. Toplamda 4 artı 6 artı 8'den 18 teneke olur arkadaşlar. E geri kalan yağları da işçiler zaten kendi kaplarıyla götürecek. Evet ilk sorumuzu böyle çözmüş olduk. Gelelim 2'ye. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 3'er 3'er oturduklarında 11 öğrenci ayakta kalıyor. 4'er 4'er oturduklarında 2 sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? O zaman şöyle yazalım arkadaşlar. Sıra sayısı x olsun. Öğrenci sayısı ise üçer üçer oturduklarında 11 öğrenci ayakta kalıyor diyor. Şimdi bir sırada 3 öğrenci var. İlk sırada kaç öğrenci olur? 3x. Şimdi sırayı doldurduk. E 11 öğrenci de ayakta kaldığına göre artı 11 diyerek öğrenci sayımızı buluyoruz. Öğrenci sayısı aynı zamanda arkadaşlar 4'er 4'er oturduklarında iki sıra boş kalıyor diyor. Yani x eksi 2 sıra diyeceğiz. Bir sırada 4 öğrenci varsa x eksi 2 sırada 4 çarpı x eksi 2 öğrenci vardır. E, öğrenci sayısı aynı öyle değil mi arkadaşlar? Bu ifadeleri birbirine eşitleyeceğiz. 3x artı 11 eşittir. 4x eksi 8 ve x'imizi buradan 19 buluruz. Öğrenci sayısı nedir diyor? Gel şuraya 19 yaz. 57 artı 11'den cevabımız 68 olur. Aşağıda 6 eş bölüme ayrılmış bir su deposu verilmiştir. Bir deponun 5 bölü 6'sı su ile dolu iken içindeki suyun 1 bölü 4'ü kullanıldığında depoyu doldurmak için 90 litre suya ihtiyaç vardır. Buna göre deponun hacmi kaç litredir? Arkadaşlar burada 6 yazıyor burada 4 yazıyor. 6 çarpı 4'ten deponun tamamına 24K diyelim. 5 bölü 6'sı su dolu ise 24K'nın 5 bölü 6'sı 20K'dır. 20K'sı dolu demektir. Bunun 1 bölü 4'ü kullanılıyorsa geriye ne kadarı kalır arkadaşlar? 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4'ü kalır. 20K'nın 3 bölü 4'ü kadar su miktarı var. Ve buraya 90 litre su eklendiğinde deponun dolduğunu söylüyor. Deponun tamamı da 24K'ya eşit arkadaşlar. Şuradan 15K gelir. 90 eşittir 24k eksi 15k'dan 90 ifadesi 9k'ya eşit olur ve böylelikle k'yı 10 bulmuş oluruz. Deponun hacmi ise 24k'ya eşitti. 24 çarpı 10'dan cevabımız 240 olur. Cihan, Kemal ve Özgür adındaki 3 kardeşin yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Cihan A artı 1 yaşındadır. O zaman yazalım arkadaşlar. Cihan A artı 1. Kemal B-3 yaşındadır. Ve Cihan'dan daha büyüktür. Hmm. O zaman B-3 A artı 1'den büyük. B'miz buradan A artı 4'den büyük olur. Özgür'ün yaşı Cihan ve Kemal'in yaşları toplamından 8 eksiktir. O zaman şuraya Özgür diyelim arkadaşlar. Cihan ile Kemal'i toplayalım. 8 eksik dediği için 8 çıkartalım. Buradan A artı B eksi 10 ifadesi gelir. Üçünün yaşları toplamı 48'dir. A artı 1, B eksi 3 ve şuranın toplamı bize 48'i verecek arkadaşlar. Hemen yazalım. B en az nedir? Arkadaşlar şuradan 2A ve 2B geliyor. 2 parantezini alalım. Eksi 2 Eksi 12 karşı tarafa artı 12 olarak geçirdiğimizde 60 olur. A artı B ifadesi 30 olur. B'yi arıyoruz ya. Burada A'yı B cinsinden yazalım. Ve şuradaki eşitsizlikte yerine yerleştirelim. A yerine 30 eksi B yazacağız. B'yi buraya alıyorum. 2B büyük 34. Her tarafı 2'ye böldüğümde B büyük 17 olur. E B'nin en az değeri ne olur arkadaşlar o zaman? 18 ve gelelim 5'e. Aşağıdaki tabloda 3 farklı kalitedeki kahvenin üretim miktarları ve bu kahvelerin ihracat yüzdeleri verilmiştir. İhraç edilen toplam kahve miktarı toplam üretim miktarının %30'dur. Buna göre 3. kalitedeki kahvenin yüzde kaçı ihraç edilmiştir? Toplam üretilen miktar arkadaşlar 100, 210 daha 310'dur. Bu 310 ton Üretim miktarının %30'u ihraç edilmiş O zaman şöyle yazalım arkadaşlar 310 çarpı 30 bölü 100 dediğimizde 93 gelmekte Buraya 93 ton diyorum arkadaşlar İhraç yüzdesi farklı Miktar farklı o yüzden 93 ton diye yazdım Şimdi arkadaşlar 70 tonun %30'u ihraç ediliyorsa 70 çarpı 30 bölü 100'den 21 ton eder 140 tonun %25'i ihraç ediliyor. 140 bölü 4'ten 35 ton eder. 21 artı 35 bize 56'yı verir. 93'ten 56'yı çıkardığımızda 37 olur. Yani şurada arkadaşlar 37 ton 3. kaliteden ihraç ediliyor. Peki 100 tonun 37 tonu yüzde kaçına gelmekte? Yüzde 37'sine gelmekte. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın burada 100 ton var. 100 tonun 37 tonu ihraç ediliyor. O zaman %37'si ihraç ediliyor demektir. Cevabımız Edirne. Aşağıda verilen ve şeker oranı %30 olan A kilo şekerli su ile şeker oranı %40 olan B kilo şekerli su karıştırılıyor. 2A eşittir 3B olduğuna göre karışımın şeker oranı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şunu 6m'ye eşitleyelim. 2a eşittir 6m'den a'yı 3m buluruz. Neden 6 myi eşitledim? 2 ile 3'ün ekokunu aldım arkadaşlar. 3b eşittir 6m'den b'yi 2m buluruz. Şimdi bunları karıştıralım. 3m çarpı 30 2m çarpı 40 eşittir. Toplam karışım 5m oldu. 3m artı 2m'den ve son karışımın şeker yüzdesi de x oldu. 90 artı 80'den 170 gelir. Burada x beyler sadeleşir. 170 bölü 5'ten 3 kere var. 34. Cevabımız 34'tür. Yani son karışımın şeker oranı %34 oldu arkadaşlar. Ahmet Bey planı aşağıda verilen evinin salon, oturma odası ve yatak odasının zeminini fayans ile kaplayacaktır. Ahmet Bey, yapı malzemeleri satan bir şirketin kataloğundan oturma odası, yatak odası ve salon için sırasıyla aşağıdaki fayanslardan yeterli miktarda sipariş etmiştir. Arkadaşlar bakın sırasıyla diyor oturma odası, yatak odası ve salon. Bu iş için anlaştığı eş güçte 3 ustanın her biri ayrı odaları saat 12'de döşemeye başlamış, yatak odasının döşeme işlemi saat 13.30'da bitmiştir. Burası 13.30'da bitmiş. Her bir fayansın döşenmesi için gereken süre, fayansın çevre uzunluğu ile orantılıdır. Buna göre yatak odasından sonra ilk tamamlanan odanın döşenmesi işlemi saat kaçta bitmiştir? Her usta sadece başladığı işi bitirene kadar çalışmıştır diyor. Ne diyor arkadaşlar? Fayansları döşemek için gereken süre fayansların çevreleriyle orantılı olduğunu söylüyor. Şimdi Buradaki pembe fayansın çevresi 30 çarpı 4'ten 120 santimdir. O zaman şöyle 120 yazalım. Şuradaki fayansın çevresi 30 artı 60 90'dır. 90 çarpı 2'den 180 santimdir. Buradaki fayans ise 60 artı 40 100'dür. 100 çarpı 2'den 200 santimdir. Çevreleriyle orantılı ya arkadaşlar. Şimdi ben buradan sıfırları siliyorum. 12, 18, 20 ifadesi her biri 2'ye bölünür. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 9, 2'ye böldüm 10. O zaman arkadaşlar bu fayansları döşeme süreleri 6K, 9K, 10K şeklinde olacaktır. Çünkü çevreleriyle orantılı. Ben de bu şekilde ne ile orantılı olduklarını buldum arkadaşlar. Şimdi yatak odasına bakacağız. Önce yatak odasını döşüyor ve 13.30'da bitiyor. Bakın 12'de başlıyor 13.30'da bitiyor. Arada bir buçuk saat var. Kısacası yatak odasını 90 dakikada döşemiş oluyor. Şuraya 90 dakika diyelim. Şimdi arkadaşlar yatak odası için kaç fayans gerekiyor bunu bulacağız. Yatak odasının alanını hesaplayalım ve santimetre cinsinden yazalım. Çünkü fayanslar santimetre olarak verilmiş. Yatak odasının alanı 6 metre 600 santimdir. 4,5 metre 450 santimdir. Bu şekildedir. Buradaki bir fayansın alanına böldüğümüzde kaç fayans gerektiğini bulacağız. E, 30 çarpı 60 diyorum arkadaşlar. Şunlar gider. Sadeleştirdiğimizde burayı 150 fayansla döşediğini bulmuş oluruz. Arkadaşlar bir fayans için 9K kadar süre gerekiyor. 150 fayans için 150 çarpı 9K kadar süre gerekir. Ve bu süre 90 dakikaya eşittir. Bir buçuk saatte döşüyor ya onu dakikaya çevirdim. Şunları sadeleştirdiğimizde K'yı 1 bölü 15 bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar oturma odasına bakalım. Oturma odasının alanı santimetre cinsinden bakın 6 metre 600 santimdir. 9 metre 900 santimdir. Ve oturma odasına döşenen fayans pembe fayanstır. Buradayız arkadaşlar bir fayansın alanı 30 çarpı 30'dur toplam alanı bir fayansın alanına bölerek oturma odası için kaç tane fayans kullandığını bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunlar gider. Burada 600 tane olduğunu buluruz. Öyle değil mi? Madem 600 tane burada bir fayans için gereken süre 6K'dır. O zaman oturma odası için gereken süre 600 çarpı 6K olur arkadaşlar. Ve burayı K yerine 1 bölü 15 yazarsak hemen hesaplayabiliriz. Şuradan 40 gelir. 40 çarpı 6'dan 240 dakika eder. E 240 dakika da 60'a böldüğümüzde 4 saat eder arkadaşlar. 12'de başlamıştı. 4 saat sonra oturma odasını döşediği için, bitirdiği için 12'ye 4 ye ekliyorum arkadaşlarım ve saat 16 oluyor. Bakalım salon mu daha önce bitiyor, oturma odası mı? Bunu tespit edelim. Arkadaşlar salonun alanı santimetre cinsinden 800 çarpı 1500'dür. Salonun döşenen fayansın alanı ise 60 çarpı 40'tır. Salonun alanını bir fayansın alanına bölerek salon için kaç tane fayans kullandığını buluyorum arkadaşlar. Öncelikle şunlar gider buradan 3 gelir. 1500 bölü 3'ten 500 tane fayans kullandığını buluruz. E bir fayans için 10K kadar zaman gerekiyor. 500 fayans için 500 çarpı 10k kadar zaman gerekir. Oysa arkadaşlar biz burada ne bulduk? 600 çarpı 6k'dan e, mesela şöyle yazalım. 3600k kadar zaman gerektiğini bulduk. Burada da ne var? 5000k kadar zaman gerektiğini buluyoruz. Hangisi daha önce? 3600k. Biz bunu hesaplamıştık. Ve cevabımız burada 16'da biter diye bulmuştuk. O zaman cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Emre evden okula gitmek için sabit hızla yola çıkmıştır. Yolun tam ortasına geldiğinde kitabını unuttuğunu fark etmiştir. Vakit kaybetmeden hızını artırarak eve dönüp kitabını almış ve okula zamanında ulaşmıştır. Buna göre Emre hızını kaç kat artırmıştır? Şimdi arkadaşlar bunu şematize edelim. Şurası ev, burası okul. Şimdi arkadaşlar Emre V hızıyla T sürede şu yolun tamamını almak istiyor. Peki yolun ortası şurası olsun. O zaman buraya x diyelim. Şurası da x olsun arkadaşlar. Yolun tamamı 2x olacak. Ve şöyle yazacağız. V çarpı t eşittir 2x. Ama Emre ne yapmış? Yolun ortasına gelince eve geri dönmüş. Arkadaşlar peki yolun ortasına gelene kadar ne kadar süre geçer? Toplam yolu t sürede alıyorsa t bölü 2 kadar süre geçer ve okula zamanında ulaşması için geri dönüp okula gitme işlemini de toplamda t bölü 2 sürede yapması gerekir. O zaman arkadaşlar son hızını bilmiyorum ama e, son durumda eve dönüp okula gitme süresi toplamda t bölü 2'dir. Peki bu sürede ne kadar yol alır? x kadar döndü, 2x kadar gitti, toplamda x artı 2x'ten 3x kadar yol alır. Bunu oranlıyorum arkadaşlar. Bakın T'ler gitti. Şunlar gitti. Ve burada ifade ters çevirip çarptığımda 3'ü vermekte. Yani V son 3V'ye eşit olmakta. Bakın son hız 3V. İlk hızımız da V. Bana kaç katına çıkmıştır demiyor. Hızı kaç katına çıkmıştır demiyor. Hızını kaç kat artırmıştır diyor. Son hızdan ilk hızı çıkardığımızda 2V'ye kadar artırdığını buluruz arkadaşlar. Bu son detay önemliydi. Aşağıdaki grafik Antalya'da Temmuz ayında gerçekleşen bir haftalık hava sıcaklık değerini göstermektedir. Buna göre hangi gün bir önceki güne göre hava sıcaklığında %50 artış olmuştur. Artışın olduğu grafiğe bakacağız arkadaşlar. Mesela pazartesiden salıya sıcaklık azalmış. O yüzden oraya bakmayacağız. Artış burada var. Burada var. Ve burada var arkadaşlarım. Şimdi salı günü sıcaklık 20. Çarşamba günü 30 olmuş ne kadar bir artışlık var? 10. Arkadaşlar 20'nin yarısı nedir? 10'dur. Demek ki %50'lik bir artış olmuş. Hangi gün? Çarşamba günü. Cevabımız çarşambadır. Bak ne diyor? Hangi gün bir önceki güne göre hava sıcaklığı %50 artmış? O zaman çarşamba günü olacak. Üçgen ve dörtgen biçimindeki şekillerle aşağıdaki işlemler tanımlanıyor. Köşelerde yazan sayıların toplamı Burada da köşelerde yazan sayıların toplamı var arkadaşlar. Buna göre T sayısının değeri nedir? Önce X'i bulalım. 3 4 5'in toplamı 12'dir. Öyle değil mi arkadaşlar? Şuraya 12 diyelim. Şimdi Y'yi bulalım. 3 4 3 5'in toplamı 7 10 15'tir. Y'miz de 15. Z'mizi bulalım. Köşelerdeki sayıların toplamı. 15 12 daha 27 3 daha 30 4 daha 34. Arkadaşlar Z'yi şuraya yazıyorum. X'i de buraya yazıyorum. Şimdi T'yi bulmak kolay. 4 artı 5 9'dur. 12 daha 21. 21 34 daha 55. Cevabımız Bursa'dır. Ve geldik 11'e. 1'den 10'a kadar numaralandırılmış şekildeki kutuların her birine kutu numarası kadar top konulacaktır. Mesela bu kutuda 1 tane, bu kutuda 2 tane, bu kutuda 3 tane top olacak. Kutulardan birine top konulması unutulmuş ve kutulardaki toplam top sayısı 46 bulunmuştur. Buna göre hangi numaralı kutuya top konulması unutulmuştur? Hepsine konulsaydı arkadaşlar toplam top sayısı 1'den 10'a kadar olan ardışık sayıların toplamıdır. 10 çarpı 11 bölü 2'den 55 olması gerekirdi. Ama 46 top bulunmuş arkadaşlar. 55'ten 46'yı çıkardığımızda 9 topun konulmadığını bulmuş oluruz. Yani 9 numaralı kutuya 9 top konulması gerekiyor arkadaşlar. Hangi kutuya konulması unutulmuş? O zaman 9 numaralı kutu olacak. Aşağıdaki bulmacanın hücreleri 3 4 5 6 7 rakamları her satır ve sütunda birer kez kullanılarak doldurulacaktır. Aynı Sudoku bulmacası gibi arkadaşlar. Buna göre kırmızı boyalı hücrelere yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır? Mesela e, arkadaşlarım nereden başlayabilirim? Şuradaki satırdan başlayabilirim. Ha, i̇lla buradan mı başlayayım? Hayır. Buradaki sütundan da başlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani başlangıç birkaç farklı şekilde olabilir. Şimdi arkadaşlar buradaki satıra yazılmayan 5 ve 7 rakamları vardır. Ben buraya 5'i yazarsam Bakın bu sütunda başka 5 olduğu için olmaz. O zaman 5'i yazabileceğim yer burasıdır. Peki buraya ne kaldı? 7 kaldı. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu satıra sayılarımızı yerleştirdik. Şimdi gelelim şuradaki sütuna. 3 4 5 6 yazılmış, 7 Yedi yazılmamış. 7'yi de biz yazalım arkadaşlar. Peki başka nasıl devam edebiliriz? farklı farklı yaklaşabiliriz bundan sonra. Ben 6'dan yaklaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar 6 bu satırda var. Bu sütunda var. 6 bu satırda var. Bu sütunda var. 6 bu satırda var. Bu sütunda var. E 6'nın gidebileceği yerler buradaki 3 karedir arkadaşlar. E bu satırda 6 olmak zorunda. O yüzden buraya 6 gelecek. Bu satırda da 6 buraya gelecektir. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu şekilde 6'ları yerleştirdik. Şimdi şu fazla çizgilerimi siliyorum. Ve son satıra bakın arkadaşlar. Bu son satıra yazılmayan 7 rakamı vardır. Bunu da bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Şu son kırmızı yer kaldı. Arkadaşlarım şuradaki sütuna bakın. Yazılmayan 3 ve 7 rakamları var. Mesela ben buraya 3 yazamam çünkü bu satırda 3 var. Demek ki buraya 7 rakamı gelmeli arkadaşlar. Ve 3 rakamı da buraya gelmeli. E kırmızıları tespit ettik. Kırmızılara gelen sayıların toplamı bize 19'u verdi. Dediğim gibi bu soruya farklı farklı yaklaşabilirsiniz. Sonunda doğruyu buluyorsanız sorun yok. Evet gençler bu şekilde dördüncü denememizde çözdük. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki denemede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.